Yüze yakın eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf'ın Bilgi Nedir ve Nasıl Bilgili Olunur kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Günümüzde herkes bir şeyler bilmeye çalışır. Herkes bir şeyleri merak eder ve o merak ettiği şeyleri öğrenmek ister. Ama gerçek bilginin, gerçek bilgeliğin ve asıl önemlisi gerçekten neyin bilinmesi gerektiğinin çok fazla kişi farkında değildir. İşte bu eşsiz eserde gerçekten neyi bilmemiz gerektiği ve bunu nasıl bilebileceğimize dair çok güzel, derin ve kapsamlı bilgelik bizimle paylaşılmaktadır. Bu kitabı okuyan herkes bilginin ne olduğunu, nasıl edinilebileceğini ve gerçekten bilinmesi gerekenin ne olduğunu gerçekten keşfedip gerçek bilgeliğe kavuşabilecek. Bilgi nedir? Bilgi formülü şudur. Bilgi eşittir işlenmiş veridir. Yani bilgi olgusunun en kısa tanımı bilginin işlenmiş veri olmasıdır. Bilgi verilerden oluşan açıklayıcı bir ifadedir. Veri ise ham donedir, bilgi de bu donelerin işlenmiş halidir herhangi bir konuda öğretilen veya öğrenilen şeylere bilgi denir. Ayrıca araştırma, soruşturma ve gözlem yoluyla elde edilen verilere bilgi denmektedir. Bunun dışında zihinsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan düşünsel ürün de bir nevi bilgidir. Bilgi, inceleme yapabilmek ve bir sonuca varabilmek için gereken öğelerden her biridir. Bu öğelere bilgi birimleri denebilir. Burada size aktarılan dinamik bilgi bir insana çağlar atlatan bilgidir. Çünkü bu bilgi statik değil, tekamül sağlayan dinamik bilgidir. Bu arada bilgi ile enformasyon arasında önemli bir fark vardır. Bilgi enformasyonun zenginleştirilmiş halidir. Enformasyon parçaları analiz edilip yorumlanıp birbirine bağlandıktan sonra bilgi ortaya çıkar. Bilgi, birey veya özne tarafından içselleştirilmiş bir olgudur. Oysa enformasyon ve veri dışsal olgulardır. Böylece bilgi edinme olayında üç süreç mevcuttur. İşleme, zenginleştirme ve içselleştirme. Ebedi ruhi varlık çok yönlü ve çok boyutludur. Gerçek bilgi de ebedi varlığa ilişkin olduğu için ebedidir. O yüzden bilgi özne nesne ilişkisi, elde ediliş şekli, bilgi aktı ve ait olduğu alan açısından çeşitli türlere ayrılır. Bir açıdan iki tür bilgi vardır, içsel ve dışsal. İçsel bilgi bireyin iç dünyasından sezgi yoluyla ortaya çıkmaktadır. Dışsal bilgi ise dış dünyadan duyular aracılığıyla edinilmektedir. İçsel bilgi olayında birey tektir, oysa dışsal bilgi olayında ikilik devreye girmektedir. Başka bir açıdan iki tür bilgi daha vardır. Kalıcı ve geçici. Kalıcı bilgi ebedidir ve mutlak gerçekle ilgilidir. Bu bilgi gerçektir ve hiçbir şekilde değişmez. Ebedi bilginin kaynağı mutlak olandır. Mutlak bilgi bu evrenin ötesinden gelmektedir. Geçici bilgi ise bu evrenin içinde edinilen bilgidir. Bu bilgi görecelidir ve zaman mekan açısından değişkendir. Geçici bilginin ortaya çıkması için iki ögeye daha ihtiyaç vardır. Birincisi bilen, ikincisi ise bilinen. Ayrıca bilen olana özne veya suje, bilinen olana ise nesne veya obje denir. Bu açıdan bilgi edinme süreci üç unsurdan oluşur. Bilen, bilinen, bilgi. Bilgi peşinde olan özne, merak ettiği şeyi kendisinin bilgi nesnesi yapar ve onu inceleyerek bilgi sahibi olur. Bu durumda bilgi bir araştırma sürecinin sonunda ortaya çıkan üründür. Böylelikle bilgi peşinde olan özne bilgi nesnesini inceleyerek bilgi ürününe sahip olur. O zaman böyle bir zincir ortaya çıkar. Bilgi öznesi, bilgi nesnesi, bilgi ürünü. Bilgi ürünün oluşması için bilgi öznesinin edindiği verinin doğruluğuna inanması, onu benimsemesi ve temellendirmesi gerekir. Bilgi edinmenin bu üç koşulundan doğruluk semantik, inanç ise psikolojik bir edimdir. Bilgi yalnızca bilinçli bir varlık tarafından edinilebilir. O yüzden bilgi ve bilinç kelimeleri aynı olan bil kökünden gelmektedir. Yani hem bilgi hem de bilinç bilme olgusuyla ilintilidir. İnsan bilinçli bir varlık olduğu için bilgi edinebilir ve bilme olgusunu gerçekleştirebilir. Bir insanın kendi içindekileri ve dışındakileri anlama olgusuna bilme. Bu olgunun sonucunda ortaya çıkan ürüne ise bilgi denir. Geçici bilgi özne ile nesne arasındaki ilişkinin sonucudur. Bir insanın bilgi edinmesi için iki unsura ihtiyaç vardır. Birincisi merak duygusu, ikincisi ise bilme isteğidir. Özne nesneye bilme isteğiyle yönlendiğinde bilgi bağı kurulur. Özne ile nesne arasında kurulan bilgi bağının biçimine göre değişik bilgi türleri ortaya çıkar. Bilgi edinme süreci iki olaya dayanmaktadır. Birincisi bilgiyi onaylama, ikincisi ise bilgiyi kabullenmedir. Birey bilgiyi onaylamadan ve kabullenmeden onu sindiremez. Düşünen özne ile düşünülen nesne arasındaki ilişkinin ifadesine bilgi denir özne nesne ile ilişki kurarak var olan hakkında bilgilenmektedir. İnsan ile evren arasındaki köprünün öteki adı bilgidir. Kalıcı ebedi bilgi gerçek bilgidir. Gerçek bilgi tek, objektif ve değişmezdir. Ebedi ruhi varlık ebediyen gerçek bilgiye sahip olduğu için her canlı da doğuştan kalıcı bilgiye sahiptir. Ebedi ruhi varlık bu evrene çeşitli oyunlar sergilemek için gelmektedir. Canlı varlık kendini oyunlara kaptırarak unutmakta ve kalıcı bilgilerin farkında olmamaktadır. Bu nedenle size aktardığımız ebedi bilgiler bir hatırlatma eylemidir. Siz aydınlanınca unuttuğunuz kalıcı bilgileri hatırlamaya başlıyorsunuz. Gerçek bilgi mutlak bütünün bilgisidir. Oysa geçici bilgi doğru bilgi ve yanlış bilgi ikiliği ile ilgilidir. Geçici bilginin her zaman yanlış olma ihtimali vardır. Maddi evrendeki bilginin iki kaynağı var. Birincisi ebedi öz varlık, ikincisi ise geçici zihin. Geçici bilginin kapsamını zihin belirler. Bireyin neyi bilip neyi bilmediğinin ölçütü zihindir. Ayrıca bu kainattaki iki tür bilgiden birincisi fizik, İkincisi ise fizik ötesi yani metafiziktir. Fizik bilgi zihne bağlıdır, fizik ötesi bilgi ise zihinden bağımsızdır. Mental bilgi deneyle başlar, transandantal bilgi ise deneyle bitmez. Transandantal yani aşkın bilgi zihinden bağımsız bir şekilde var olmakta, bu nedenle zihnin bilme kapasitesini aşmaktadır. Özne bir nesneye doğru yönelerek onu inceleyerek ve üzerinde düşünerek zihinsel bir çabada bulunur. Bu zihinsel çaba sonucu kavramlar, açıklamalar ve öneriler ortaya çıkar. Öznenin nesneye doğru bilinçli hareketi sonucu bilgi edinme gerçekleşir. Bilgi edinme, algılama, anlama ve açıklama eylemlerini içerir. Duyuların bir nesne ile teması sonucu algılama gerçekleşir. Anlama eylemi olayı zihinsel veya sezgisel yolla kavramaktır. Açıklama eylemi ise öznenin nesne hakkındaki ilk bilgiden yola çıkarak son bilgiye erişme gayretidir. Genelde 6 çeşit bilgi mevcuttur. Gündelik bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi, sanatsal bilgi ve dinsel bilgi. İnsan çok boyutlu canlı bir varlıktır. Bu nedenle de birçok soyut ve somut nesneyle ilişki kurmaktadır. İnsan yaşamını sürdürmek için birçok bilgi çeşidine ihtiyaç duyar. Günlük yaşamını sürdürmek için günlük bilgiye, araç gereç üretmek için teknik bilgiye, yaşamın amaç ve anlamını kavrayabilmek için felsefi bilgiye, evreni anlayabilmek için bilimsel bilgiye kendisindeki yaratıcılığı ifade etmek için sanatsal bilgiye ve kendini güvende hissetmek için de dinsel bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle 6 bilgi çeşidi ortaya çıkmıştır. Bilgi çeşitlerinin ortak noktası özne ile nesne arasındaki ilişki sayesinde meydana gelmeleridir. Gündelik bilgi günlük deneyimler sonucu elde edilmektedir. Dış dünyanın sadece duyu organları aracılığıyla açıklanması sonucu gündelik bilgiler ortaya çıkmaktadır. Gözlemler, denemeler ve tecrübeler bu bilginin oluşmasını sağlar. Birey bu bilgileri kullanarak genel yaşamını sürdürür. Gündelik bilgi sistemsizdir, belirli bir yönteme dayanmamaktadır. Bireylerin algı ve sezgilerine dayanır. O yüzden de genel geçerliliği yoktur. Bu bilgi insanların günlük pratik ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmektedir. Gündelik bilgi çeşidi insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu bilgi sübjektiftir, nedensellik ilkesine dayanmamaktadır ve sonuçları kesin değildir. Örneğin birkaç karpuzun tatlı olduğu tespit edilince karpuzlar tatlıdır genellemesine ulaşılır. İnsan deneme yanılma yoluyla gündelik bilgilere ulaşır. Örneğin havanın kararması ve bulutların yoğunlaşması yağmurun yağacağını göstermektedir. Bunu bilen insan olgunun altında yatan gerçekleri bilmese de yağmura hazırlanmaktadır. Teknik bilgi pratiklik ve kolaylık sağlayan bilgi çeşididir. Bu bilgi sayesinde özne nesneden işe yarar aletler yapmakta, onları hayatını kolaylaştırmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. İnsan doğanın sunduğu malzemelerden aletler yapmak için teknik bilgiyi kullanmaktadır. Teknik bilginin bilgi aktı yarardır. İnsan doğadan yararlanmak ve doğadaki malzemeleri kullanarak yararlı araç gereçler yapmak için teknik bilgileri kullanmaktadır. İnsanlar teknik bilgi sayesinde alet, makine ve otomasyon tekniklerini üretmişlerdir. Teknik bilgi somut ve nesnel alanla ilgili bilgidir. Felsefi bilgi insanı, doğayı ve evreni bir bütün olarak ele almakta, incelemekte ve anlamlandırmaktadır. Bu bilgi akıl, mantık, araştırma ve eleştirmeye dayanmaktadır. Felsefi bilgi akıl yürütmekle üretilmektedir. Felsefi bilgi evrensel konularla ilgilenmekte ve soyut kavramlar sunmaktadır. Bu nedenle bu bilgi birleştirici ve bütünleştiricidir. Felsefi bilgi, sorgulama ve soru sorma eylemleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Felsefi bilgi, insan yaşamıyla ilgili bütüncül yanıtlar verir. Bu bilgiler merak eden, zeki sorular soran ve araştırma yapan insanlar sayesinde ortaya çıkmıştır. Felsefi bilgilerin özelliği düzenli ve sistemli olmasıdır. Bilimsel bilgi nesnelerle ilgilidir. Bu bilginin öteki adı nesnel bilgidir. Bilimsel bilgi, insanın zihinsel çabaları sonucunda ortaya çıkan, düzenli, sistemli, yöntemli, kanıtsal ve deneysel bilgi çeşididir. Bilimsel bilgi, bilmek amacı güden sistemli çabalara dayanmaktadır. Bu bilgi, belirli bir alanda, belirli bir yöntemle üretilmektedir. Objektif ve bilimsel yöntemlerle elde edildiği için her toplumda geçerlidir. Özne nedensellik ilkesini kullanarak nesneler üzerinde varsayımlar üretir ve onları deneyler aracılığıyla sınar. Deneysel testleri geçen varsayımlar bilimsel bilgi sayılır. Bilimsel bilgi eleştiriye açıktır ve aksine kanıt gösterildiği zaman geçerliliğini kaybeder. Sanatsal bilgi insanoğlunun yaratıcılığından ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi son derece öznel ve özgündür. Onun en belirgin özelliği tek olmasıdır. İnsanın nesnel güzelliği elindeki malzemeyle ifade etme çabasının sonucu olarak sanatsal bilgi meydana gelmektedir. Sanatsal bilgi maddi yarardan ziyade manevi yarara yöneliktir. Birey doğayı kullanarak doğada olmayan bir güzelliği ortaya çıkarmaya çalışır. Sanatsal bilgiler teknik bilgiler gibi doğada olmayan bir şeyin üretilmesini sağlar fakat Teknik bilgilerin amacı insana fiziksel zevk vermekken sanatsal bilgilerin amacı estetik zevk vermektir. Dinsel bilgi mantığa değil inanca dayanmaktadır. Amacı insanlara yaratılış hakkında belirli inançlar dayatmaktır. Bu bilgiler dogmatiktir. Dogmatik, dinsel bilgi tartışılmaz, eleştirilemez, doğruluğundan kuşku duyulamaz ve soru sorulmaz. Dinsel bilgiler birçok dinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dinsel bilgilerin doğruluğu nesne ya da doğaya uygunlukla ilgili değildir. Dinsel bilgi doğaya uymasa bile o bilgide yanlışlık olmadığına inanılır. Bilgi çok önemli bir enerjidir. Bilgi enerjisel bir akıştır. Varoluşun kaynağından akan bir enerjidir. Bilgi ve bilinç ebedi ruhi varlıkların doğasında olan niteliklerdir tüm bilgilere sahipsiniz ama bunun farkında değilsiniz. Tüm bilgilere sahipsiniz ama bunu unutmuşsunuz. O yüzden burada yaptığımız şey o bilgileri tekrar canlandırıp size hatırlatmaktır. Aslında bilgilenmek, hatırlamak demektir. Bilinç nedir ve nasıl bilinçlik yükselir kitabının okuyarak videomuza devam ediyoruz. Bilinç nedir? Bilinç asırlardır insanlığın çözmeye çalıştığı en büyük bulmacadır. O yüzden bilinç nedir sorusuna ilk yanıt bilinç bulmacadır. Bu bulmacayı çözmeye çalışan insanlar iki kanıya varmıştır. Birincisi bilincin insan bünyesinden bağımsız bir güç olduğudur. İkincisi bilincin insan bünyesinin bir ürünü olduğudur. İşte bütün insanlık bu iki kanı arasında gidip gelmektedir çoğu insan bilincin ne olduğunu umursamamakta ve bilinçsizce bilinci kullanmaktadır. Fakat bir insanın zekası uyanınca mutlaka bilincin ne olduğunu merak eder. Bu açıdan bilinç zeka göstergesidir denilebilir. Nitekim zekası uyanmış bilinçli insan bilinci merak eder ve bilincin ne olduğunu bulmaya çalışır. İşte burada kullandığımız bilinçli insan ifadesi literatürde sıkça kullanılmakta ve neticede bilinçsiz insan ifadesini de kullanmasına neden olmaktadır. Oysaki bilinçsiz insan diye bir şey yok. Zira bilinç olmazsa insan da olmaz. O yüzden bilinç insanın temelidir denilebilir. Aslında bilinçsiz insan derken farkındalığı düşük insan kastediliyor ama bu ifadenin kullanımıyla bilinç konusunda majör bir hata yapılmış olmuyor. Çünkü bilinç olmazsa yaşam da olmaz. İşte bu nedenle bilinç yaşamın temelidir denilebilir. O yüzden yaşamın sürdürülmesi için bilince ihtiyaç var. Nitekim insan daha bilinçli ya da daha az bilinçli olabilir ama Yeryüzünde bir tane bile bilinçsiz yaşayan insan bulunamaz. Zira ölü insanın bilinci yoktur. Canlı insan ile cansız insan arasındaki fark bilincin olmamasıdır. Demek ki bilincin formülü şudur. Bilinç eşittir insan artı can. Peki bu can denilen şey nedir? Halk arasında ölmüş insana canı çıktı derler. Demek ki can çıkınca beden ölür. Ölü bedende can ve bilinç eksiktir. Demek ki can bilinci taşıyan bir araçtır ve bedeni terk edince bilinç de onunla bedeni terk eder ve beden ölür. Demek ki bedeni yaşatan güçtür bilinç. Bu açıdan bilinç için en doğru tanı güç veya enerji tanısıdır. Bilinç bir güç veya bir enerjidir. Bu da fizikçilerin görüşleriyle tamamen örtüşüyor. Zira fizikçilere göre evrendeki her şey enerjidir. Demek ki İnsan bedenini yaşatan enerjidir bilinç ve bu enerji bedeni terk edince beden bilinçsiz olup ölür. Bilinç bedeni terk edince beden ölür. Bunu ateistler bile inkar edemez çünkü onların da bedeni öldüğünde bilinçleri bedende olmayacak. Ateistler her ne kadar bilincin insan bünyesinin bir ürünü olduğuna inansalar da gerçek şu ki bilinç insan bünyesinden bağımsız bir güç veya enerjidir. Bilinç bedenin ilk anından itibaren bedendedir ve sonradan gelmemektedir. Zira bilinç olmazsa beden de olmaz. Bununla birlikte bilinç evrensel değil, bireysel bir fenomendir. İnsanın sahip olduğu bilinç evrensel kaynaktan tezahür eder ama her zaman bireysel kalır. Tüm canlıların bilinçli olması açısından bilinç evrenseldir. Ama insan bedenindeki bilinç bireysel bir fenomendir ve ebediyen bireyselliğini korumaktadır. Beden geçici, bilinç ise kalıcıdır. Yani beden fani, bilinç ise ebedi bir olgudur. Bir insanı insan yapan şey bilinçtir. Buna rağmen bilinç bir insan yetisi veya yeteneği değildir. Zira bazılarına göre bilinç algılama, tanıma, kavrama ve fark etme yetisidir. İşte bu gerçek dışı bir varsayımdır. Çünkü bilinç fark etme yetisi olmaktan ziyade fark etme aracıdır. Yani bir insan bilinç aracılığıyla kendisini ve başkalarını fark eder. Tıpkı bir insanın ışık aracılığıyla görmesi gibi. Aslında bilinç de bir nevi ışık enerjisidir. Fakat bilincin ışığı fizik değil, metafiziktir. Aslında bilinç fenomeni Tümden metafizik bir olgudur. O yüzden kimse bilinci doğru dürüst tarif edememektedir. Çünkü bilinç tüm tariflerin ötesindedir. Zihindeki anı, bilgi ve düşünceler bilinç aracılığıyla izlenmektedir. Bu açıdan bilincin bir izleyici veya gözlemci olduğu söylenebilir. Hakikaten zihindeki düşünceleri izleyen ve bu konuda insanı haberdar eden şey nedir? İşte ona bilinç deniliyor. Demek ki bilinç zihin değil, zihni gözlemleyendir. İnsan bilinç aracılığıyla zihindeki içeriğin farkında oluyor ve zihni kullanıyor. Bilinç algının, duygunun, düşüncenin, bilginin ve farkındalığın merkezidir. Aslında tüm insan yaşamının merkezidir bilinç. Zira bilinç olmazsa yaşam da olmaz. Zihin bilinç aracılığıyla kendi içeriğinin farkında olmaktadır. Bilinç içe vakış yoluyla anıları, duyumları, algıları, düşünceleri, bilgileri ve duyguları ihtiva eder. Yani içinde bulundurur. Kısacası bilinç tüm insan bünyesini kapsayan veya kucaklayan bir fenomendir. Aslında bilinç enerjisi insan bedeninin çevresinde enerjisel bir alan oluşturarak tüm insan bünyesini içinde barındırmaktadır. O yüzden insan sadece bedenin içinde değil dışında da olup bitenlerin farkındadır. Bilinç sayesinde bir insan kendiliğinden gerçekleşen kendinin farkında olma deneyimini yaşar. Yani bir insanın kendisinin farkında olması için çaba göstermesi gerekmemektedir. İnsan kendiliğinden kendinin farkında olmaktadır. Bu nedenle gece uykusunda bile insan zihninin içeriğinin farkında olup rüyalar görmektedir. Gece uykusunda insan kendisinin farkında değildir. Fakat zihinsel aktivitelerin farkında olup rüyalar görmekte ve onları anımsamaktadır. Bilinç aracılığıyla insan kendini bilir, tanır ve anlar. Yani bilinç sayesinde insan aynaya bakınca kendisini tanır, kim olduğunu bilir ve ne istediğini anlar. İnsan geçmişte öğrendikleriyle şimdi öğrendikleri arasındaki ilişkiyi bilinç sayesinde kurar. Arzulama, hayal etme, bekleme, korkma, hüsrana uğrama, acı çekme gibi olguları olanaklı kılan bir ilkedir bilinç. Bu ilke sayesinde insan kendisine dışarıdan bakabilir, kendisine dönebilir ve kendi düşünceleriyle kendini kavrayabilir. Bir insan bilinç sayesinde dıştan bakış ve içe bakış yollarıyla zihinsel deneyimlerin gerçekliğini kavrar. Bilinç öznel bir deneyim olduğu için tanımlanması dolaylı yollarla olur. İnsan bedeni canlı maddedir. Canlı madde öznel bilince sahiptir. O yüzden canlı maddenin farkındalığını denetleyen öznel bir öğretmendir bilinç. Bilinç sayesinde canlı madde kendi varlığının ve varoluşunun farkına varır. Bilincin verdiği en önemli şey canlı maddenin iç durumunu sorgulaması sayesinde iç dünyasının farkında olması ve bilinçli canlı varlık olduğunu algılamasıdır. Bu nedenle çoğu kez bilinç, farkındalık ve farkında olma olgularıyla karıştırılır ve aynı anlamda kullanılır. Bilinç sayesinde insan bir şeylerin farkında olur. Yani bilinç neden, farkındalık ise sonuçtur. Bilinç ile farkındalık aynı şey değildir. Bilinç sayesinde farkındalık ortaya çıkar. Bilinçli varlıkların nesnel dışsal gözlem kapasiteleri var ve onlar öznel içsel gözlem kapasitesine de sahipler. Birçok insan bilinç konusunda öznelci yaklaşımın tuzağına düşer. Dünyevi düzeydeki bilinç tanımları temelde hep aynıdır. Her dünyevi tanım eski kutuya yeni ambalaj yaparak sunulur. Dünyevi düzeyde bilinç konusunda kargaşa mevcut ve doğru bir tanım bulunamaz. Dünyevi insan bilinci zihninin içinden dışarıya bakarak anlamaya çalışır ama anlayamaz. Bilinç konusunda tüm dünyevi tanımlar yanıltıcıdır. Gerçek şu ki bilinç denilen fenomen fiziksel düzeyin ürünü değil metafizik düzeye ait olan bir olgudur. Öznenin icra ettiği faaliyetlere göre bilinç pasif ya da aktif olabilir. İnsan dış dünyayı sadece gözlemlediği sırada bilinç pasiftir. Oysaki insan özgür iradesini kullanarak eylemlerde bulunduğu zaman bilinç aktiftir. Bir insan önce bilincini kullanarak bir şeylerin farkına varır, sonra da anlayış ortaya çıkar. Yani bilinç akışı şu şekilde cereyan eder. Bilinç, farkındalık, anlayış, eylem. Basit duygu ve düşüncelerin farkına varılması birincil bilinç aracılığıyla gerçekleşir. Oysaki ben ve benim algısı dönüşlü bilinç yani kendine dönen bilinç ya da yansıtan bilinç aracılığıyla gerçekleşir. Birey fenomenal bilinç aracılığıyla etraftaki olguların farkına varır. Oysa ki psikolojik bilinç sayesinde insan uyanıklık veya atalet, paylaşma veya bencillik, içgörü veya dışgörü, bilgili veya bilgisiz olma, dikkatli veya dikkatsiz olma gibi hallerin farkında olur. Bir insandaki ben bilinci öz farkındalığın temelidir. Zira insan ben bilincine sahip değilse yaşamını sürdüremez. Bir sonraki adım sen bilincidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyalleşmeyi tercih eder. O yüzden sen bilinci olmadan yani insan karşısındakinin bilincinde olmadan sosyal hayat sürdüremez. Empati bilinçliliğin yan ürünüdür. Bir insan karşısındaki insanın ne hissettiğini kendi hissettikleri sayesinde bilir. Mesela acı çekmiş insan başkasının da acısını anlar. Yani insan ben bilinci sayesinde sen bilinçliliğine sahip olur. İnsan gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu bir insan yalnızca insan bilinci sayesinde anlar. Peki balık gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu insan nasıl anlar? Aslında anlayamaz. Sadece zihnini kullanarak yorumlar yapabilir veya denizde yüzerek tahminlerde bulunabilir. Fakat insan bilincini genişleterek balık gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu algılayabilir. Bunun için birey canlı bir balığa tümüyle odaklanmalı, düşünmeyi bırakmalı, kendi bilinciyle balığın bilincine nüfuz etmeli ve balığın yaşadıklarını yaşamalıdır. Bir insan bunu yalnızca bilinç aracılığıyla yapabilir. Zira bütün canlı varlıklardaki bilinç aynı kaynaktan tezahür ettiği için aynı niteliğe sahiptir. O yüzden bir canlı varlığın başka bir canlı varlığın bilincine nüfuz etmesi herkesin gerçekleştirebileceği bir olanaktır. İşte bilincin böyle bir bütünleştirici özelliği vardır. O yüzden insanlığın bütünleşmesi, bütünsel bir aile haline gelmesi yalnızca yükselen bilinç aracılığıyla mümkündür. Bu nedenle tüm küresel sorunların çözülmesi yalnızca tekamül aracılığıyla bilincin yükselmesi sayesinde mümkündür. Beden, beyin, zihin bilinç ilişkilerinde her şeyin temelinde bilincin olduğu net bir şekilde ortaya çıkar. Zira insan bilincini kaybedince veya beden bilinçsiz hale gelince insan hareketsiz halde kalır. Bu durumda dışsal bilinç pasif olsa da içsel bilinç aktiftir çünkü insan rüyalar görebilir. Gündelik yaşamda bilinç kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Zira insan bilinç sayesinde bilir ve bilgi edinir. Materyalistler bilinç fenomenini bilme haline, anlama haline veya algıya indirgemektedir. Zira materyalistler bilincin maddenin bir ürünü olduğuna inanmakta ve bu nedenle de bilinci küçümsemekte ve önemsiz kılmaya çalışmaktadır. Oysaki aslında madde bilincin ürünüdür. Bu noktada bilinç materyalist ile idealist tartışmasının en önemli konusudur. Yani ana soru bilinç mi önce, madde mi önce? Bu tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar sorusuna benzemektedir. Başka bir deyişle de, bilinç mi maddeden, madde mi bilinçten çıkar? Bu temel varoluşsal sorudur ve soruya verilen yanıta göre tüm insan yaşamı şekillenir. Görünür de bilinç maddeden çıkar çünkü sıradan insanın algısına göre beden esastır ve geri kalan her şey bedenden çıkmaktadır. Fakat bir bebek doğduğunda bilinçli olarak doğar. Yani annenin rahminden bilinçli beden çıkar. Herkes bilinçli beden der, kimse bedenli bilinç demez. Yani herkes bilinç kelimesini öne koyar. Yani bilinç yoksa beden de olmaz. Bu bilincin öncelikli gereksinim olduğunu gösterir. Zira bilinç olmasaydı ne biz konuşabilirdik ne de siz dinleyebilirdiniz. Şu an bedeniniz bilinçsiz hale gelirse bilinç ile ilgili hiçbir şey anlayamazsınız. İşte bilincin öncelikli olduğuna dair bir kanıt daha. Fakat varoluş bilinç mi maddeden, madde mi bilinçten çıkar sorusu kadar basit değildir. Varoluş dünyevi mantığın ötesindedir. Bilinç ile madde mutlak kaynaktan aynı anda tezahür etmektedir. Varoluşsal zamansızlıkta öncesi sonrası yok. Sadece mevcudiyet anı var. Tıpkı bunun gibi, Rahim kaynağından Bilinç ile madde birlikte çıkar ve hayat devam eder. Bilinç maddeden ayrılırsa hayat devam edemez. Hak keza ne bilinç maddeden gelir ne de madde bilinçten. Bu iki unsur bir arada ortaya çıkar ve ayrılınca görünmez hale gelirler. Tıpkı bilincin bedenden ayrıldıktan ve beden çürüyüp toz olduktan sonra her ikisinin de görünmemesi gibi. İşte asırlardır insanlar boşuna tartışmış ve boşuna zamanlarını kaybetmiştir. Zira ne bilinç ne de madde öncedir. Bilinç ve madde birliktedir. İşte etrafınızda Bu kitabı okuyan herkes farkındalık konusunda bütün sorularına cevap bulacaktır. Farkındalık nedir? Farkında olmak ve mekaniklik nedir? Kendinin farkında olmak nedir? Merkezin farkında olmak nedir? Gerçeğin farkında olmak nedir? Bu ve bunun gibi sorular. Bu kitapta tüm cevaplarını bulacak, bu kitapta verilen bilgilerle farkındalığınızı geliştirip çok daha aydın ve bilinçli bir hayat yaşayabileceksiniz. İnsan bir merkezi olmadan hayatını sürdüremez. Merkezlenmek hayati bir işlemdir. Örneğin evren veya dünya gezegeni merkezleri olmadan var olamazlar. Tıpkı bunun gibi insan da merkezi olmadan yaşayamaz. Ama genel insan gerçek merkezinin ne olduğunu bilmediği için bir merkez bulmaya çalışır ve bu merkezi dışarıda bulmak için çabalar. Tüm problem bundan ibaret. İnsanlar merkezi yanlış yerde aramaktadırlar. Onlar merkezi dışarıda arıyorlar, oysa merkez içeridedir. Yanılgı içinde olan insan dış dünyada yanlış şeylere merkezlenmeye çalışır. Bu şeyler gerçek merkez olmadığı için insan hayal kırıklığına uğrar ve acı çeker. Tüm acılar yanlış şeylere merkezlenmekten kaynaklanır. İnsanın bir merkeze ihtiyacı vardır ama gerçek merkezin ne olduğunu bilmediği için anne babaya, eşine, çocuklarına, dostlarına ve benzerlerine merkezlenmeye çalışır. Bu çabalar olumlu sonuçlar vermez ve acılara neden olur. Ta ki insan bir gün cehalet uykusundan uyanıp gerçek merkezin ne olduğunu keşfedene kadar. Gerçek merkez keşfedilince acılar dinmeye başlar. Gerçek merkez dışarıda değil, içeridedir. Gerçek merkez sizin ebedi ölümsüz varlığınızdır. Ebedi ölümsüz ruhi varlık olduğunuzu keşfedince öz merkezinizin farkına varmaya başlarsınız. Merkezlenme o zaman başlar. Merkezlenme öz farkındalıkla başlar. Uyanmak, kim olduğunun farkına varmak, bunu devamlı anımsamak ve bu farkındalığa dayanarak hareket etmek. Merkezlenme süreci budur. Merkezde olmak için ebedi ruhi varlık olduğunuzu devamlı anımsamanız ve bu farkındalığa göre hareket etmeniz gerekir. Beden olarak değil, ruhi varlık olarak hareket etmek. Merkezin farkına varmak için bir üstada ihtiyaç vardır. Merkezin farkına varmak ve merkezlenmek için merkezin farkında olan merkezleşmiş bir bilir kişi gerekir. Aksi halde asla merkezlenemezsin. Uzun zamandır merkezsiz yaşıyorsunuz ve tekrar merkezi bulmak için üstad vazgeçilmezdir. Merkezlenmiş enerjiyi üstattan almadan kimse merkezlenemez. Çünkü merkezlenme zihinsel ve fiziksel çabaların sonucu değil, enerjisel aktarımın sonucudur. Bu açıdan iki tür yaşam var. Dış dünyaya merkezlenerek ya da iç dünyaya merkezlenerek. Dış dünyaya merkezlenmek egoya merkezlenmek demektir. Çünkü dış dünya egonun çevresinde dönüyor. Ego merkez olunca insan dış dünyaya bağlanır ve mutluluğu dış dünyada arar. Ama bunlar nafile çabalardır. Birey dış dünyada sadece hayal kırıklığı ve acı bulur. Ego hayatın merkezi olunca tüm dünyevi hırslar, arzular, tutkular ve benzeri ortaya çıkar. İnsan huzur bulamaz. Hayatın merkezi ego olunca çevredekiler büyük bir önem kazanır. Bu durumda bireyin hayatını çevredekiler belirler. Birey onlara bağlanır, onlara muhtaç olur ve onların kölesi olur. Bu kaçınılmazdır. Ego merkez olunca insan hayatı eylemlerden değil, tepkilerden ibarettir. Bireyin hareketleri ona yapılmış olan şeylere karşılık vermekten oluşur. Tüm hayat diğerleriyle bağlantılı olduğu için yapılanlar başkalarının yaptıklarına tepkidir. Birey çevrenin yarattığı koşulların kölesi olur, ona ne yapacağını çevre dikte eder. Birey çevresinden bir şeyler beklediği için çevrenin taleplerine baş eğmek zorundadır. Birey özgürce hareket edemez, çevre ne isterse onu yapmak zorunda bırakılır. Gerçek merkez öz varlıktır. Ebedi ruhi varlık olduğunun farkına varınca merkezlenmeye başlarsın. Ebedi özünde merkezlenince yaşamdaki durum tamamen değişir. Artık eylemler merkeze dayanarak icra edilir. İcra edilen eylemler çevrenin ürettiği göreceli doğrulara değil, evrensel doğrulara dayanır. O zaman kölelik biter ve evrensel özgürlük başlar. Çevre bireyi tepki vermeye zorlayamaz, öz merkezden hareket eden insanı çevrenin taciz ve hareketleri etkileyemez. Çevreye tepki veren öz değil, egodur. Çevre öz merkezi değil, egoyu etkiler. Öz merkez asla etkilenmez. Öze merkezlenmemiş ego etkilenir. Birey kendini bedenle özdeşleştirince öz merkezin dışında kalır. Bedene ve onunla ilintili olan egoya dış dünyada gerçekleşen her şey tarafından dokunulur. Eğer kişi kendini ego ile özdeşleştirirse çevrede olup biten her şey tarafından etkilenmeye mahkumdur. Gerçek merkez öz'dür ve birey öze merkezlenmeyince merkezsiz kalır. Merkezsiz hayat okyanustaki dümensiz gemiye benzer. Dış etkenler bireyi bir yerden başka bir yere sürükler ve birey huzur bulamaz. Birey kim olduğunun farkına varıp öz merkezini bulunca beden ile merkez arasında bir mesafe oluşur. Sen beden değilsin, sen ebedi özsün. Bunun farkına varınca öz olarak sen ile beden arasında bir mesafe ortaya çıkar. O zaman bedene yapılanlar seni etkilemez. Çünkü sen dış dünyaya mesafeli kalabilirsin. Dış dünyadan gelen tüm taciz ve hakaretlerin dışında durabilirsin. Farkındalık sayesinde öz egodan ayrılınca dış dünya seni etkilemez. Beden ve öz merkez arasında mesafe oluşunca kimse bu mesafeyi aşamaz. Çünkü hiçbir şey öz merkeze nüfuz edemez. Çevre sadece bedeni etkileyebilir, öz merkezi değil. Birey özünde merkezlenince güvendedir. Öz merkezinde olan birey çevreye tepki vermez, eylemlerde bulunur. Eylem ve tepki arasında önemli bir fark vardır. Eylem bireylerden kaynaklanır, tepki ise bireye dayatılır. Eylem öze dayandığı için özgürleştiricidir, tepki ise bedene dayandığı için köleleştiricidir. Örneğin genel insan onu sevenleri sever, sevmeyenleri ise sevmez. Bu tür koşullandırılmış sevgi bir tepkidir. Çünkü insan sevgiye sevgiyle, nefrete ise nefretle tepki veriyor. Fakat birey öz merkezde bulununca koşulsuz sevgiyle dolup taşar. O zaman insan herkesi koşulsuzca sever. Koşulsuz sevgi bir eylemdir, tepki değildir. Birileri onu sevse de sevmese de o herkesi koşulsuzca seviyor ve karşılığında sevgi beklemiyor. İnsan öz merkezinde olunca evrensel eylemlerde bulunmaya başlar. Birey öz merkezde bulunduğunda kişilik tamamlanmaya başlar. Birey bir bütün haline gelir. Oysa beden ve zihin merkezli kişilik parçalanmış olur. Sonuç olarak öz merkezli eylem tam ve kapsamlı olur. Oysa parçalanmış kişiliğin verdiği tepkiler tam değil, na tamamdır. Yani parçalıdır. Çünkü tepki beden ve zihin tarafından verilir. Öz tarafından değil. Öz tepkilere katılmaz. Bu yüzden tepkiler bütünsel değil, kısmidir. Bu nedenle birey ego merkezli sevdiğinde sevgisi tam değildir, bencilcedir. O yüzden de na tamamdır. Bencillik yüzünden hem kişilik hem de sevgi bölünür. Sevgi ne tamam olunca bir boşluk oluşur. Bu boşluk bir şeyle doldurulmalıdır. Çünkü varoluşta boşluk yoktur. Bu boşluk karşıt duyguyla dolmaya başlar. Nedir bu karşıt duygu? Nefret. Yani sevgi tam değilse onu nefret tamamlayacak. Tıpkı bunun gibi çeşitli duygular tam değilse karşıt duygu onu tamamlayacaktır. Örneğin sevecenlik tam değilse öfkeyle merhamet tam değilse gaddarlıkla tamamlanacaktır. Zihnin ürettiği tüm kavramlar na tamam olduğu için benzer durumlar ortaya çıkacaktır. Çünkü varoluşta boşluk yok. Boş kalan her şey bir şeylerle doldurulmalıdır. Zihindeki düşünceler tepkilere neden olmaktadır. Düşünceler çatışma halinde olunca tepkilerin de çelişkili olması kaçınılmazdır zihin aynı anda hem sevgi hem de nefret içeren düşüncelerle dolu olabiliyor. Çelişkili zihin yüzünden birey aynı kişiye hem sevgi hem de nefret besler. Duygusal çatışmalar zihinsel karışıklığa neden olmaktadır. Duygusal çatışma ve zihinsel karışıklık kişiliği zehirler. Sevgi nefretle, merhamet gaddarlıkla ve sevecenlik öfkeyle karışır. Bitmeyen çatışmalar acılara neden olur ve kişiliği mahveder. Birey iyilik yapmaya çalışsa bile iyiliği kötülük kokar. Birey barış için şiddet kullanır ve yardım ettiği insanlara zarar verir. Merkezini kaybetmiş insan sürekli çatışma halinde olacak ve çelişkili tepkiler verecektir. Birey kendisiyle savaşacak ve asla huzur bulamayacaktır. Birey yalnızca öz merkezinden hareket ettiğinde eylemde bulunur ve bu tür eylem tamdır. Eylem tam olduğunda etkilidir ve doyurucu sonuçlar doğurur. Tam eylemin özgün bir güzelliği vardır ve başarıyla sonuçlanır. İnsan özüne merkezlenince icra ettiği eylemler icraat sırasında tamamlanır. Tam eylem icra edilen anda tamamlanmış olur ve onun anılarıyla uğraşmak gerekmez. Oysa merkezlenmemiş insanın tepkileri havada kalır ve hiçbir amaca hizmet etmez. Tepkiler tam olmadığı için bireyi hiçbir yere vardıramaz. Örneğin insan mutsuz ve tatminsizse tatlı yemek ister. Bu istek tatminsizliğe verilen tepkidir ve bu tepkiden doğan beslenme tam değildir. Bu yüzden birey tatlı yer ama doyuma ulaşmaz. Tekrar ve tekrar tatlı yemek ister ve fiziksel düzeyde yemeği bitirince zihinsel düzeyde yemeye devam eder. Beslenme işlemi bir şekilde tamamlanmaz ve birey doyuma ulaşamaz. Tepkilerin ne belirli bir başlangıcı ne de sonu vardır. Amaçsızca icra edilen faaliyetlerdir. Bir sonuca ve başarıya vardıramaz. Tepkiler zaman kaybıdır. Tepkilerin ne başı ne de sonu olmadığı için tamamlanmamış bir dizi şeklinde devam eder. Birey evdeyken işini düşünür, işteyken evini hayal eder. Sonuç olarak ne işteki ne de evdeki işler tamamlanır. Hem işte hem de evde zaman boşuna harcanır. Bireyin üzerine tamamlanmamış işlerin yükü biner. Birey bu yük altında ezilir, yorgun ve bitkin hisseder. Üzerine bir ağırlık çöker ve bu ağırlıktan kurtulamaz çünkü tepkiler bitmez. Oysa eylemin belirli bir başlangıcı ve sonu vardır. Merkezlenmiş eylem başlar ve biter. Bireyi bağlamaz. Tam tersi özgür bırakır ve bilinmeyenin farkına varması için onu hazırlar. Tepkiler ise köleleştiricidir. Çünkü bir kısır döngü oluşturur. Birey her gün aynı şeylere kızar, aynı şeylerden sıkılır ve aynı şeyler için uğraşır. Tepkilerin sonu olmaz. Onlar geçmişten gelir, şimdiden geçer ve geleceğe ilerler. Birey zihin merkezli ise geçmişin yükünü taşır çünkü tüm geçmiş zihinde kayıtlıdır ve zihin sürekli geçmişle uğraşır. Geçmiş ölü bir yüktür ve zihin bu yükü taşımaktadır. Geçmişi düşünerek şimdiki anı da öldürürsün ve ölmüş an bu yüke eklenir. Ölmüş an ölü geçmiş yükünün bir parçası olur. Geçmişi düşünerek öldürülen her an bir yük haline gelir. Birey öz merkezden eylemde bulununca eylem tamdır. Şimdi de gerçekleşir ve sonuçlanır. Tam eylem bağlayıcı olmaz. Bu tür eylemde bulunan birey özgürlüğünü korur. Böyle bir eylem yük haline gelmez. O zaman her an dolu dolu yaşanabilir. Geçmiş yük haline gelmez ve zihin bitirilmemiş işlerle uğraşmaz. Çünkü zihin her şeyi bitirme eğilimine sahiptir. Bir iş gün boyunca bitmediyse zihin onu rüyada bitirmeye çalışır. Öz merkezden hareket etmeden işler asla bitmez ve geçmişin yükünden özgürleşemezsin tamamlanmış eylemlere geçmek için öz merkezde bulunmak gerekir. Ve merkezlenmenin en etkili yolu gözlemci olmaktır. Gözlemci veya tarafsız tanık olarak kendinin ve kendini özdeşleştirdiğin duygu, zihin, beden kompleksinin farkına varabilirsin. Sen beden değilsin, sen bedenin içinde bulunan ebedi ruhi varlıksın veya ruhi özsün. Gözlemci olmak, kendin olmak veya bedenin içinde bulunan ruhi öz olmak demektir. Gözlemci olarak kendine, özüne veya merkezine dönersin ve çeperdeki bedeni gözlemlersin. Sen merkezsin, beden ise çeperindir. Bedendeki ruhi varlık görülmez ve dokunulmaz ama bedeni görüp dokunabilirsin. Ruhi varlık kendini bedenle özdeşleştirerek nesnelleşmiş oluyor. O zaman ruhu beden aracılığıyla algılayabilir, farkına varabilirsin. Ruh beden değil ama gözlemci olarak ruh beden aracılığıyla algılanabilir. Gözlemci olmak kendine dönmek veya ruh olmak demektir. Tarafsız tanık olarak soyutlaşırsın ve bedenden bağımsız hale gelirsin. Tarafsız gözlem sayesinde ruh bir kavram olmaktan çıkar ve evrensel gerçeklik haline gelir. Ruh olduğunun farkına varırsın ve ruh olarak yaşarsın. Bu evrende hiçbir canlı saf ruh olarak yaşayamaz. Tüm canlılar bedenlenmiş olarak mevcudiyetini sürdürür. Bu evrendeki oyunun bir parçasıdır. Tanık olarak bu oyunun farkına varırsın ve oyunu bilinçli olarak oynamaya başlarsın. O zaman illüzyon rüyası biter ve gerçek yaşam başlar. Farkındalıkla yaşarsın ve bilinçli olursun. Sezgi nedir? ve nasıl gelişir kitabına geçerek videomuza devam ediyoruz. Bu kitap sayesinde sezgi nedir, sezgi ve farkındalık nedir, sezgi ve içgüdü nedir, sezgi ve ayırt etme nedir bu ve benzeri soruların hepsinin cevaplarını bulabilecek, sezgilerinizi güçlendirecek ve hayatınızda sezginin rehberliğine yer vererek çok daha isabetli bir rotada ilerleyebileceksiniz. Sezgi nedir? Sezgi, zihin yoluyla kavranamayacak gerçeklerin derin yoğunlaşma yoluyla algılanmasıdır. Sezgi, insanın kendi düşüncesinden değil, ruhi özünden kaynaklanır sezgi, bilinmeyen gerçekliği dolaysız olarak içten kavrayabilme, algılayıp tanıma yetisidir. Sezgi, adım adım ilerleyen akıl yürütmenin tersine bir şeyi doğrudan doğruya algılayıp kavrama olgusudur. Sezgi, bilinçli bir düşünme ve yargıya varma süreci olmaksızın doğrudan bir aracı olmadan gerçekleşen kavrama ya da bilme veya hiçbir çıkarıma dayanmaksızın Dolaysız bir biçimde bilgiye ulaşma yoludur. Başka bir deyişle, sezgi mantıksal yolla çıkarımlar yaparak uzun düşünme yoluna karşı doğrudan ya da aracı kullanmaksızın bütünsel gerçeği bir kerede, bir bakışta tümüyle ele geçiren her şeyin özüne dolaysız bir biçimde doğrudan doğruya ulaşan ve bütünlükle kavrayan içten algılama yoludur. Sezgi hem bildiğiniz hem de bilmediğiniz bir şeydir sezgi metafizik bir olgudur. O yüzden sezgi konusunda fazla bilgi yoktur. Çünkü sezgi bilinmeyen bir olgudur. O yüzden kimse bu konuda konuşmak istemez. Bilmediğin şeyi nasıl konuşacaksın? O yüzden sezgiye adım adım yaklaşacağız. Sezgi o kadar süptil bir şeydir ki onu anlamak kolay değildir. Bazen diyorlar ya seziyorum bir şeyler seziyorum. Kişinin ne sezdiğinin kendisi de farkında değil. Bir şeyler seziyor ama ne olduğunu bilmiyor. Bir şey olacak ama ne olacak onu bilmiyor. Bu sezgi ile ilgili olan bir şeydir. Bu açıdan sezgi bilinmeyene açılan bir kapıdır. Birey bir şeyler seziyor ama ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle sezgi çok süptil bir olgudur. Bir kuş gibi ses çıkartırsam uçup gider. Kaybolur bir kelebek gibi. Bir hareket ve kaybolur. Sezgi ürkek bir şeydir o yüzden sezgiye onu kaçırmadan, çaktırmadan yavaş yavaş sessizce yaklaşacağız ve sezgiyi yakalayacağız. Ondan sonra hem sezginin ne olduğunu bileceksiniz hem de sezmeyi öğreneceksiniz. Adım adım sezgiye yaklaşacağız. O yüzden bildiğiniz şeyden başlayacağız. En çok bildiğiniz şeyden, her gün uğraştığınız şeyden. Nedir o her gün uğraştığınız şey? Her sabah uyandığınızda ne yapıyorsunuz? Aynaya bakıyorsun. Aynaya baktın, dişlerini fırçaladın, duşunu aldın. Ondan sonra her sabah ne yapıyorsun? Kahvaltı yapıyorsun. İçgüdüler var. Sizi rahat bırakmazlar. Acıkacaksın ve beslenme ihtiyacı duyacaksın. Başka içgüdüsel ne var? Yemek, uyumak, her gün sizi rahatsız eden bir temel içgüdü daha var. Üreme içgüdüsü. Cinsel dürtü. Bu dürtü her gün gündemde ve tüm öğretiler bununla uğraşıyor. Biri bastır diyor, öteki serbest bırak yap diyor veya yapma diyor. İçgüdüleri iyi biliyorsunuz ve insan bu içgüdülerle baş etmek zorunda. İçgüdü size sormadan geliyor ve onunla baş etmek zorundasın. Çünkü sürekli acıkıyorsun ve açlık içgüdüsünü yatıştırmak zorunda kalıyorsun. Sürekli bir dürtü hissediyorsun ve bu dürtüyle bir şey yapmak zorundasın. Öyle ya da böyle bir şey yapacaksın ve burada alternatifler var. İnsanlık bu olguyla sürekli karşılaştığı için alternatifler üretmiş. Birileri diyor ki dürtüyü bastıracaksın ve bu şekilde ondan özgürleşeceksin. Dürtülerden kurtulacaksın. Bu nedenle kurtuluş yolları arayanlar var ve dürtüleri zorla bastırmaya çalışanlar var. Örneğin perhiz. Açlık içgüdüsünden kurtulmak için uzun perhizler yapıyorlar. Perhiz yapıldığında 3 günden sonra açlık hissi kayboluyor. Sonra günler geçtikçe yemek yemenin ne kadar zahmetli bir şey olduğunun farkına varıyorsun. Beslenmek ne kadar zahmetli bir işmiş. Böylece perhizi bir kurtuluş olarak görüyorsun. Devam ettikçe hiç beslenmek istemiyorsun ama bu arada vücut zayıflamaya başlıyor, güçsüzleşiyor. Vücutta belli bozulmalara neden oluyor. O yüzden içgüdü o kadar basit bir şey değil. İçgüdüleri bastırmak isteyenler hem fiziksel, hem zihinsel hem de ruhsal sağlıklarını kaybediyor. Çünkü içgüdüyle savaşmak kendi fiziksel doğanla savaşmak demektir. Çünkü dürtüler bedenden kaynaklanan şeylerdir ve onlarla baş etmek zorundasın. Eğer zihin aktifse kişinin iki seçeneği vardır. Ya dürtülere göre hareket etmek ya da onlardan kurtulmaya çalışmak. Bu zihnin işidir. Zekanın işi ise içgüdülerin farkına varmaktır. Çünkü içgüdüden kaçmak veya bastırmak onu güçlendirmek demektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Paradoksal olarak bu böyle. İçgüdüsel dürtülerden kaçmak isteyenler onları sadece daha da güçlendirecek. İçgüdü müthiş bir güçtür. Bunu tecrübeden geçirebilirsiniz. Açlık mı hissediyorsun? Sadece farkına var açsın, karnın aç ve bu farkındalık yükselince açlık hissin azalmaya başlayacak. Açlık azalacak ama beslenirken farkındalıkla besleneceksin. Göreceksin ki eskiye göre çok daha az yedin ve daha fazla doyum hissettin. Bu şekilde her içgüdünün farkına vararak onları daha üst düzeylere çıkarabilirsiniz. Onlar hayvani dürtülerdir ama farkındalık sayesinde araca dönüşmeye başlarlar. İçgüdüler hayvani düzeyde olunca rahatsız edici olur. Ama siz onları insani düzeye çıkarınca artık onları araç olarak kullanabilirsiniz. Örneğin beslenme içgüdüsü. Eğer beslenme içgüdüsü hayvani düzeyde ise kişi her şeyi yemeye hazırdır. Acıktığı zaman eline geçen her şeyi yiyecek. Bilinen besinleri bulamazsa eline geçeni yiyecek, böcek yakalayacak, fare yakalayacak ve çaresiz durumda insan eti bile yiyecek zararlı zararsız her şeyi yiyecek çünkü her şeyi yemeye hazır. Ama farkındalık gelişince o içgüdü sizin yararlı bir aletinize dönüşecek. O beslenme içgüdüsü hangi besini yiyip hangisini yemeyeceğinizi size söyleyecek. Örneğin et kansere neden oluyor ve vücut doğal olarak et tüketmek istemiyor. Farkındalık gelişince içgüdüsel dürtüler doğal olarak dengeli hale gelecek ve evrensel akışın içinde olacaktır. O zaman bir sonraki aşamaya hazırsınız. Bir sonraki farkındalığı geliştirmeye hazırsınız. Bu duygu farkındalığıdır. Burada size bir öngörü veriyoruz. Ulaşmak istediğiniz nokta sezgidir. İçgüdüleri, temel dürtüleri ve sezgiyi birbirine bağlayan unsur ise duygudur. Duygu aracılığıyla siz içgüdüden sezgiye doğru ilerleyip sezginin ne olduğunu anlayıp Sezgiyi farkındalıkla kullanabilirsiniz. Sezgi, farkında olunmayan, bilinmeyen bir potansiyelden farkında olunan, bilinen ve bilinçli olarak kullanılan bir araca dönüşecektir. Bu tekamülün göstergesidir. Çünkü sıradan insan sezginin ne olduğunu bile bilmemektedir. Bırakın ki onu bilinçli olarak kullanmayı bilsin. Genel insan için sezginin bilinçli kullanılması söz konusu bile değildir. Çünkü o en iyi bildiği şeyleri bile kullanamamaktadır. En iyi bildiği şeyler içgüdülerdir. Sıradan insan onları bile kendi lehine kullanamayıp aleyhine çevirmektedir. Örneğin yemek istiyor. Her gün besleniyor ama öyle besleniyor ki sindirim rahatsızlıklarına maruz kalıyor. Hazımsızlık, ülser, kolit, kabızlık ve bunun gibi sayısız sindirim rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü beslenme içgüdüsünü hayvani düzeyde karşılıyor. Bu da rahatsızlıklara neden oluyor. Beslenme içgüdüsü insani düzeyde karşılanınca siz ne yiyeceğinizi önceden bileceksiniz. Doğanız size ne yiyeceğinizi söyleyecektir. Örneğin bir ceylan açlıktan ölme noktasına gelse bile et yemez. Ölürken bile et yemeyecektir. Oysa insana et verin, her şeyi verin, yer. Böcek bile yer. İnsanlar acıkınca birbirlerini bile yer. Ama iki tane at ceylanı yan yana koy, ceylan ceylanı yemez. Budur doğal içgüdünün yönlendirmesi. Siz içgüdüyü hayvani düzeyden insani düzeye çıkarınca o yararlı bir araca dönüşmektedir. Ne yiyeceğinizi, nasıl nefes alacağınızı, içgüdüleri nasıl karşılayacağınızı bileceksiniz. İçgüdüler birer tekamül aracına dönüşecek. Bu gelişim sayesinde siz bir köprüden geçeceksiniz ve o köprü sizi sezgiye götürecek. Bilinenden bilinmeyene, çok iyi bilinenden çok az bilinene ve hiç bilinmeyene yaklaşacaksınız. İşte bu araç duygudur. İçgüdü ve sezgi arasındaki köprü duygudur. Her gün hissettiğiniz ve yaşadığınız o sayısız duygulardır. Neşe, coşku, sıkıntı, kızgınlık, öfke, kıskançlık, sevgi nefret, sevecenlik ve sayısız duygu tonlamaları. Örneğin sevgi var, nefret var ve sevgi ile nefretin karışımı da var. Çünkü bu dualite dünyasında eğer teklik olan ruhi varlık çoğunluk içinde bulunuyorsa her zaman diyalektik bir sürece maruz kalacaktır. Nedir bu diyalektik? Tez ve antitez. Örneğin sevgi çok güzel bir şey. Herkes sevmek ve herkes sevilmek ister güzel bir duygu. Bu sizin özünüzden gelen doğal bir akış. Ama dualite dünyasında sevginin karşıtı ortaya çıkıyor. Nefret. Seven insan nefret de etmeye başlıyor. Nefret ise bir zehirdir. Yakıcı ve yok edici bir duygudur. Ama sevgiden doğuyor. O yüzden sevgi nefretle karışık hale geliyor. Bu nedenle aynı insanı hem seviyor hem de nefret ediyor olabilirsiniz. Kişi bir an seviyor, öteki an ise nefret ediyor ve ne kadar çok severse o kadar çok nefret ediyor. Sevgi ile nefretin gücü arasında doğrudan bir bağlantı var. O yüzden sevip acı çeken ve nefretten deliren bir insan çoğu zaman bir daha sevmek istemez. Kişi nefret etmemek için sevgiyi kısıtlayacak, yani daha az sevecek. O zaman daha az acı çekecek. Daha az acı çekmek için daha az sevecek ve acı çekmemek için duygularını bastıracak, hafifletecek, yok etmeye çalışacak. Ama nefreti yok etmeye çalışıyorsa sevgiyi de yok edecek. Eğer öfkeyi yok etmeye çalışıyorsa sevecenliği de yok edecek. Bu ikilikler teklikten doğuyor ve onları tekrar teklik haline getirdiğinizde siz o köprüden geçmiş olacaksınız. O zaman sevgiyle nefret bütünleşip bir olacak. Bu nasıl olacak? Bu metafizik bir olgudur. Bunu mantığınızla, zihninizle çözemezsiniz, anlayamazsınız. Ama sevgi nefretle bütünleşince, o bildiğiniz sevgi ve o bildiğiniz nefret bütünleşince siz o bütünlük haline gelip daha üst düzeye geçebileceksiniz. Daha sonra görüyorsunuz ki artık o nefret ettiğin kişiyi sevmeye başlıyorsun ve şaşırıyorsun. Ama bu farklı bir his. Duygusal bir sevgi değil. Duygusal sevgi ikilem içinde, dualite içinde olmaya mahkumdur. Bu duygusallığı aşarak o köprüyü geçeceksiniz ve o zaman sezgi denen olguya yaklaşmaya başlayacaksınız. Çünkü sezgi özden gelen bir şey. O yüzden metafizik bir şey. İçgüdüler ise bedenseldir, fizikseldir ve kabadır. O yüzden en iyi bildiğiniz şeylerdir. İçgüdü fizikseldir. Duygu zihinseldir onu zihinle algılayabilirsin, zihinle yönlendirebilirsin. Zihinle bir şeyler yapmaya çalışabilirsin. Duygular zihinsel düzeydedir. Sezgi ise ruhsal düzeyle ilgilidir. O yüzden çok hassas ve çok süptildir. Sezgi bir anlıktır. Bir anda bir şey sezdin ve bir sonraki anda hissettin. Buna halk arasında altıncı his deniyor. Bu sezgi için kullanılan bir ifadedir. Bir şeyler hissetmek, sezmek, ama bunların temeli ruhi özdür, ruhsal düzeydir. Bu konuda önemli bir kıyas var. Mantık ve sezgi. Sezgiyi daha çok anlamak için bu iki olguyu görmemiz gerekiyor. Mantıksal ve sezgisel olgular. Mantık zihinle ilgilidir. Bir olayı, bir meseleyi çözmek için, bir sorunu halletmek için, herhangi bir şeyi anlamak için kullandığımız şey mantıktır. Neden sonuç ilişkisidir? 2 çarpı 2 eşittir 4. Bu sonuç mantıkla ilgilidir. Herhangi bir matematiksel işlem mantıkla ilgilidir. Ama sezgi mantık ötesinde bir şeydir. Sezgisel mantıksaldan farklıdır. Mantık zaman ve mekan içinde bir süreçtir. Sezgi mantık ötesinde bir sıçramadır, anlık bir şeydir. Ruhi özün bir pırıltısıdır, bir şimşektir. Kuantum sıçramadır sezgi. Birdenbire sonuca varıyorsun. Bir şeyi çözmeye çalışıyorsun ve bir sıçrama gerçekleşiyor. O an biliyorsun. Orada mantık da yok, düşünce de yok. Birdenbire bildin ve bildiğin şey doğru olabilir. Sonra bunun gerçek olduğunu görebilirsin. Çünkü ruhi düzeyde, öz düzeyde, varoluşsal düzeyde siz ebedi ruhi varlık olarak o bilgiye sahipsiniz. Siz evrendeki tüm neden ve sonuçların ötesindesiniz. O yüzden sezgi ruhun bir yansımasıdır veya ruhi özden gelen bir işarettir. Sezgi ne zihin ne de zeka ile ilgilidir. Bir neden olmadan bilme olayıdır, bir sıçramadır, bir şimşektir. Şimşek ve aydınlanma. Koyu bir karanlıkta oturuyorsun ve bir şimşek çakıyor ve bir anda her şeyi görüyorsun. Bunu yaşadınız mı? Doğadayken yağmur yağıyor, zifiri karanlık çöküyor ve bir şimşek çakıyor. O zaman her şey çok net görülür, hatta genelde görüldüğünden çok daha nettir. Sonra tekrar karanlık çöker. İşte sezgi budur. Bir anlık bilme olgusu. O an biliyorsun, nereden biliyorsun, nasıl biliyorsun, onu bilmiyorsun. Zeka nedir ve nasıl zeki olunur kitabından bölümler okuyarak Okumamıza devam ediyoruz. Bu kitap sayesinde zeka nedir, zeka ve ayırt etme nedir, zeka ve zihin nedir, zeka ve farkındalık nedir, bu ve bunun gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Burada aktarılan bilgiler sayesinde zekanızı çok daha aktif bir şekilde kullanabilecek ve günlük yaşantınızda ve hayatınızın her alanında çok daha zekice hareket ederek daha isabetli kararlar verip daha güzel ve verimli bir şekilde yaşayabileceksiniz. Zeka nedir? Modern bilimde beynin anlama, akıl yürütme, muhakeme etme, öğrenme, yargılama, sebeplendirme, sonuç çıkarma Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut veya somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, objektif gerçekleri algılama, planlama, problem çözme ve benzeri zihinsel işlevlerine zeka denir. Psikologlar zekayı akıl ile eşit tutuyorlar ve zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneğine zeka diyorlar. Zeka araştırmacılarına göre zeka, zihnin öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Başka bir deyişle zeka, zihinsel yetenekler birleşimidir. En geniş anlamıyla zeka, genel zihin gücü olarak da tanımlanır ve zihinsel işlevleri içerir. Zekanın ne olduğuna dair tartışmalar yıllardan beri sürmektedir ve bilim adamları bu konuda net bir karara varmamıştır. Bazılarına göre zeka, iyi hüküm verme ve kendi kendini aşma kapasitesidir. Bazılarına göre ise zeka, mantıklı düşünme ve çevresiyle ilişkilerde etkili olma yeteneğidir. Akıl, doğru düşünce üretmekle ilgilidir. Zeka ise genelde uygulayıcı olarak düşünülür. Akıl kuramlar ve kurallar ortaya çıkarırken, zeka bunların pratikte uygulanmasını sağlar. Başka bir açıdan bakıldığında, zeka düşünebilme gücü ya da yeteneğidir. Doğru düşünceye ulaşmak ya da sahip olmak ise akıllı olur. Zeka aklın doğru ve verimli kullanımıdır. Çok çeşitli kavramlardan oluşmasına rağmen zeka en çok zeka katsayısı ZK ya da IQ testi sonucuna göre değerlendirilir. Oysa ZK ya da IQ testi tamamen zihinle ilgilidir ve zekayı ölçmez. Ama bilim insanları bu testle zekayı ölçtüklerine inanıyorlar çünkü zekanın gerçekten ne olduğunu bilmiyorlar. Zeka ile ilgili modern bilimin az önce özetlediğimiz açıklamaları şunu gösteriyor. Bilim insanları beyin, zihin, akıl ve düşünce olgularını kullanarak zeka olgusunun tarifini vermeye çalışıyorlar. Ve sonuç olarak beynin zihinsel işlevlerine zeka diyorlar. Oysa zeka bunların hiçbiri değildir. Zeka ne zihin ne de akıldır. Aslında zihin ile akıl aynı şeydir ama zeka bunlardan tamamen farklıdır. Zeka zihinden çok daha süptil bir enerji alanıdır. Zeka kendi fonksiyonlarını icra etmek için zihni kullanır ama zihin değildir. Zeka zihinden çok daha incedir. Zekasal enerji alanı zihne nüfuz eder ve zihni kapsar. Tüm zihin zekanın içindedir. Ama tüm zeka hem zihnin içinde hem de dışındadır. Zeka aktif değilse zihin zekanın yerine geçer ve hatalar bitmez. Fakat zeka uyanınca zihni kontrol etmeye ve yönlendirmeye başlar. O zaman hatalar sindirilir ve bir daha tekrarlanamaz. Zeka hedefleri belirler, kararları verir ve eylemleri yönetir. Zihinsel sallantılar ve dengesiz davranışlar sona erer. Ayırt etme yeteneği zekanın işleyişine bağlıdır. Zeka sayesinde birey yanlış enformasyonu bilgiden ayırt edebiliyor. Zekanın önemli fonksiyonu ayırt etme yetisidir. Eğer zeka aktif değilse kişinin ayırt etme kapasitesi çok düşüktür. Sadece fiziksel düzeyde birey kedi köpekten ayırt edebilir ya da kadını erkekten ayırt edebilir. Yani zeka dört temel içgüdü düzeyinde çalışır. Bu erkek, bu dişi. Ondan sonra zil devreye giriyor. Bunu beğeniyorum. Bunu beğenmiyorum. Bunu yapalım, şunu yapmayalım. Dişili erilden ayırt etmek için zeka gerekiyor. Bak bu erkek, bu dişi. Ona göre davran. Sonra zihin devreye giriyor. Ne diyeceğim, ne demeyeceğim. Duygular devreye giriyor, istekler devreye giriyor. İstediğime ulaşmak için şöyle söyleyeceğim. Zihin ayaklara sinyal veriyor. Yürü, konuş. Ağız konuşuyor. Bunları zihin ayarlıyor. Ama ilk dürtü zekadan geliyor. Zeka düzgün ayırt etmezse işler yürümez. Zihin konuşma işlemini devreye sokuyor ama nasıl konuşulacağını zeka yönlendiriyor. Eğer zeka aktifse konuşma başarılı oluyor ve hedeflere ulaşılıyor. Ama eğer zeka pasifse zihin neyi nasıl konuşacağını bilmiyor ve işleri batırıyor. Zeka ayırt etme yeteneğine sahiptir. İnsan zekayı ayırt etmek için kullanır. Bunu görebilirsiniz. Yani zekanın aktifliği ayırt etme becerisini etkiler. Mesela bir şey olur ve görürsünüz ki zihin bir duraklama yaşar, ne yapacağını bilmez. O anda zihin durmuş oluyor. O arada zeka işliyor ve ayırt etmeye çalışıyor. Zeka ayırt edince kişi ne yapacağına karar veriyor. Ama ayırt edemezse duraklama devam eder. Yani kişi ne yapacağını bilmez. O zaman yani eğer zekanın aktivitesi düşükse kişi ne yapacağına karar veremiyor. Çünkü kararları zeka veriyor, ayırt edip karar veriyor. Zeka gücü düşükse kişi ayırt edemiyor. O zaman da ne yapacağına karar veremiyor. Ben şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye bocalıyor. Çünkü ayırt etme gücü düşük o zaman zihin rastgele kararlar verebilir ve bu durumda hatalar kaçınılmazdır. Zeka uyanınca doğru kararlar verebilirsiniz. Zekanız uyanıp güçlenince ayırt etme ve karar verme becerisine sahip olmaya başlayacaksınız. Bu fonksiyonlar hızlanacak. Ayırt etme ve karar verme hızlanacak ve gitgide daha doğru kararlar verebileceksiniz. Zekayı devreye soktuğunuzda kararlarınız isabetli olur. Ama zihin zekanın yerine geçince kararlar pürüzlü olur. Çünkü zihin duygulara dayanarak hareket eder. Zihin duyulardan gelen veriler ve duygulardan gelen dürtülerle hareket eder. Dış dünya sizi yönlendirmeye başlar. Örneğin bir pasta görüyorsunuz, duyular devreye giriyor ve tükürük salgılanmaya, ağzınızın suya akmaya başlıyor ve pastayı yemek istiyorsunuz. O zaman eliniz uzanıyor. O yiyeceği besini alıyor ve yemeye başlıyorsunuz. Bu tamamen zihinsel bir aktivite. Pastayı görüyorsun, anılar devreye giriyor. Bu tatlı bir şey, güzel bir şey, bana mutluluk verecek bir şey. Sonra duygular istekleri tetikliyor. İstekler devreye giriyor, bir nesneyi istiyorsun. Ondan sonra zihin komut veriyor. El alıyor, dil tadıyor ve kişi mutlu oluyor. Geçici bir mutluluk. Burada zeka yok. Oysa zeka aktif olunca pastayı görüyorsunuz ama ağzınızın suyu akmıyor. Zekanın çalıştığını böyle anlarsınız. Bu size bir test. Zeka devrede mi, devre dışı mı? Bir pastayı, bir duyu nesnesini görüyorsunuz ve tepki vermiyorsunuz. Ağzınızın suyu akmıyor, rahatsınız yani. Zeka devrede demektir. Çünkü zeka ayırt ediyor. Zeka aktif olunca tekamül yolunda yaptığınız her eylem spiritüel gelişime yardımcı olacak. Karar tekamülle ilgili olacaktır ve birey ona göre davranacaktır. Zekanın aktif olması tekamülle ilgilidir. Tekamülü çöküşten ayırt etmek zeka işidir. Yani zeka spiritüel düzeyde çalışmaya başlar. Zeka uyanınca birey şunu sorar. Ben kimim? Burada ne işim var? Acıların nedeni nedir? Bu sorular uyanmış zekadan geliyor. Sonra zeka çalışıyor ve cevaplar bulmak için arayışlara başlıyor. Zeka güçlenince kararlar daha doğru şekilleniyor. Pastayı görüyorsunuz ama içinizde hiçbir şey kıpırdamıyor. Zeka diyor ki beyaz şeker zararlıdır. Yersen şöyle olacak, yemezsen böyle olacak. O arada zeka karar veriyor, yeme. Ama yine de yiyebilirsin. Zihin diyor ki son bir kere yesem hiçbir şey olmaz. Sonra zeka diyor ki yemesen daha iyi olur. Zihin tereddüt ediyor. Yemeyeyim mi? Sonra duygular devreye giriyor ve kişi mutsuz hissediyor. O zaman ye. Duygusal zeka budur. Zekanın duygulardan etkilenmesi. Duygusal zeka budur. Zihni atlatarak zeka direkt duygularla temasta oluyor. Genelde duygusal zeka denilen şey budur. Böyle bir kavram var psikolojide. Duygusal zeka denilen şey zeka, zihin ve duyguların bir arada çalışmasıdır. Duygusal zeka diyor ki, "Tamam, mutlu olmak için ye ama bir iki hastalanacaksın." Zihin bu uyarıyı göz ardı ediyor ve bire yiyor. Zihin, "Hastalanmazsın." diyor ama kişi hastalanıyor ve hastalanınca da pişman oluyor. Zihin riski göze alıyor ve kişi zararlı besini yiyor. Bu zekanın hala güçsüz olduğunu gösterir. Bu zekanın suistimalidir. Bu şekilde zeka, zihin, duygular birbiriyle çatışıyor. Amaç belirsiz olunca çatışma kaçınılmazdır. Fakat amaç netleşince çatışmalar biter. Ama burada önemli olan zekasal farkındalık, ayırt etme ve bilgidir. Birey farkında olarak karar veriyor. Yemeyeceğim veya yiyebilirim. Zeka bütün yapıyı yönlendiriyor. Yani burada önemli nokta farkındalıktır. O pasta zararlıdır biliyorsun. Bu farkındalık sayesinde yesen bile zararı minimuma inecektir. Ama zararlı olduğunu bilmeyen kişi böyle hapı pur yiyor ve hastalanıyor. İçine dolan bütün o zararlı maddeleri alıyor, sindiriyor, özümsüyor ve hastalanıyor. Ve bunu tekrar tekrar yapıyor çünkü zeka pasif. Zekanız aktif olunca şöyle bir şey oluyor. Zeka diyor ki bu pasta zararlıdır. Yeme. Ama herkes yiyor. Bir doğum günü var. Zihin diyor ki: "Yiyeyim çünkü kutlama var. Bir kereden bir şey olmaz." Ve hiçbir şey de olmuyor. Çünkü tüm organizma bilinçlidir ve gerekenleri yapmaya hazırdır. Yani gereken savunma yapılıyor. Zeka devredeyken zararlı olduğunu bilirsiniz ve bu farkındalıkla yerseniz birincisi az yersiniz çünkü zararlı etkiyi de hissedersiniz. İkincisi tüm sisteminiz bu zararlı besine karşı alarma geçer. Bilinçli zihin, bilinçaltı zihin ve bilinçüstü zihin gerekenleri yapıyor. Nedensel zihin düzeyine kadar herkes alarmda. İtfaiye, polis, ambulans hazır. Hepsi alarm vererek oraya gidiyor ve yiyeceğin zararını minimuma indiriyor. Minimum zarar görüyorsunuz. Bütün sindirim sistemi her şey o şekilde çalışıyor. Eğer zeka aktifse ve ayırt etme varsa siz zararın farkındasınız demektir. Bu pasta zararlı ama kutlama var. Tamam ondan yiyeceğim. Bu farkındalıkla yiyince organizma zararı minimuma indiriyor. Sindirim yavaşlıyor, zararlı maddenin vücuttan atılması hızlanıyor ve en kısa sürede pastanın zararı minimuma iniyor. Sağlığınıza fazla zarar gelmiyor. Yani zeka devredeyse her olay bu şekilde gerçekleşiyor. Zeka aktif olunca sizi daima hatalardan korur. Zekanın aktif olması ve ayırt etme yetisi bundan ibaret. Zeka bir enerji alanıdır. Çok sübtil bir titreşimdir. Bu titreşim aktifleşince hayatınız değişmeye ve zenginleşmeye başlar. Zeka budur.